Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ilk yatırım olma özelliğini taşıyan Ektam Kıbrıs Limited'in global markası Pepsi, lokal olarak tasarlanan deniz kaplumbağaları kutularıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bu projeyle satılan her deniz kaplumbağalı Pepsi kutusundan 2 kuruş bu alanda yapılan çalışmalar için bağışlanacak. Pepsi tarafından ayrıca Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti'nde deniz kaplumbağalarının izlenebilmesine olanak sağlayacak 5 adet uydu vericisi yer alıyor. Lefkoşa Merit Otel'de gerçekleştirilen ve projenin basına tanıtıldığı basın toplantısına Ektam Kıbrıs Limited Müdürü Cenk Özeker, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Akdeniz Alagadi Proje Sorumlusu Robin Snape ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Sualtı Görüntüleme ve Araştırma Merkezi Başkanı Burak Ali Çiçek katıldı. Basın toplantısında konuşma yapan Ektam Kıbrıs Limited Genel Müdürü Cenk Özeker, doğal hayatı desteklemekten büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını dile getirdi. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden Burak Bey bizimle birlikte. Konumuz ülkemizdeki deniz kaplumbağaları ve karacalar ve bunların doğal hayatın korunması ve geliştirilmesi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Başkanı Burak Ali Çiçek de konuyla ilgili yaptığı açıklamada projenin balıkçılarla birlikte yürütüldüğünü ve çevre gönüllülerinden destek gördüklerini söyledi. Kaplumbağaları bizden çok daha eski canlılar. Yaklaşık 115 milyon yıllık bir serüvene sahipler. Geçelim. Dünyamızda bugün 8 türün varlığı biliniyor. Bu 8 türün 8'i de koruma altında. Bu korunan kurumlardan bazıları IUCN, Barcelona Sözleşmesi, Ben ve CITES kapsamında koruyor. Yani bütün uluslararası sözleşmeler koruyor bu canlıları. Geçelim. Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Akdeniz Alagadi Proje Sorumlusu Robin Snape, ülkemizde balıkçılığın deniz kaplumbağalarına etkileriyle ilgili yoğun çalışmalar yaptıklarını belirterek, Pepsi'nin katkılarıyla çalışmalarını daha verimli sürdürme imkanı bulacaklarını söyledi. Evet, LSM'ler, Ektam Limited'in yeni kampanyasını sizlere tanıttık az önce ve bizler yanımızda yine çok değerli konuklarımla. Evet Cenk Bey, neler aktarabiliriz detaylar itibariyle? Az önce dinledik, deniz kaplumbağalarına yönelik bir proje. Bu ülkemizde bir ilk oluyor. Toplumsal bir katılımla yapmayı düşündüğümüz bir proje. Sahillerimizin bir değerine sahip çıkıp doğal yaşamı koruma altına almakta bizim de bir tuzumuz olsun istedik. Ve değişik bir şeyle, ürünle geldik. Umarım hem halkımız için keyifli olur, hem sahillerimiz için keyifli olur, hem doğal yaşam için keyifli olur, hem üniversitede çalışanlarımız için, hem de başarılı olursak biz de bundan hafif bir gülümsemeyle mutlu oluruz. Tamamen sosyal sorumluluk projesi altında yapılmış bir şey. Ve bence önemli bir adım. İnşallah bu diğer kurumları ve diğer kuruluşları da tetikler ve bu alanda yapılacak farklı çalışmaları da bir örnek teşkil eder. Peki ne kadar bir hazırlık aşaması gerçekleşti bu projenin hayata geçirmesi için? Yaklaşık 6 ay. Yaklaşık 6 aylık bir proje evet. Sonucunda. İsterseniz buradan izleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Üzerlerine deniz kaplumbağalarının olduğu ürünlerden alındığı takdirde 2 kuruşluk bir katkı sağlanıyor. Deniz kaplumbağalarının korunması ve tekrardan üremesi ile ilgili. Ben hemen yanımdaki diğer konuklarıma söz vermek istiyorum. Evet hocam, sizler neler aktaracaksınız bu önemli projeyle ilgili olarak? Başta Cenk Bey'e teşekkür etmek gerekiyor. İki sebeple, hem doğrudan katkısı, aynı zamanda manevi katkısı da var. Biraz önce kendisinin de söylediği gibi umarım diğer şirketleri de tetikler, diğer kurumları, kuruluşları da tetikler. Çünkü biz yaklaşık 5 yıldır bu kurumların peşinde koşuyorduk zaten. Bazıları destek veriyor, bazıları vermiyordu. Ama benim burada, çünkü Kıbrıs'ta doğa koruma alanında destek olan bizim bildiğimiz işte UNOPS, United Nations ya da Avrupa Birliği'nin destek projeleri var. Fakat benim her zaman düşündüğüm şey şuydu. Dışarıdan gelecek destek yerine acaba bizim içimizdeki kuruluşlar, kişiler bir şeyler koymaya başlamalı. Yani hep bunu düşünmüştüm. Bunun en iyi önderlerinden biri de Cenk Bey ve şirketi Ektam Limited oldu.
Birincisi onlara teşekkür ediyoruz. Biz çünkü ciddi anlamda yüksek bütçelerle çalışıyoruz. Gönüllüleri barındırıyoruz. Bununla birlikte ekipman alıyoruz. Vakit harcıyoruz. Yaklaşık 6 aylık bir süreç bu bizim çalışmalarımız. Her dönemde. Bu bütçe bizim için önemli bir bütçe olacak. Tabii burada Robinlerin yapmış olduğu katkıyı da göz ardı etmemek lazım. Robinler, ben sunumumda da ilk başta ondan söyledim. 1900 çevirdi yaparım. 91-92 sezonunda adada ilk başladan ekip Allegati ekibi. You first started working in Cyprus, not you but your team in 1991 or 92. Would you like to contribute? Okay. So the project began in 1992. We were invited by Kutlay Keçe in Allegati to set up a project, and we came and we did the first surveys. We realized that Allegati was a particularly important area. İlk başta 1992'de başlamışlar. Kutlay Keço davet etmiş kendilerini. Ben de sizin sayenizde öğrenmiş oluyorum. Geldiklerinde genel bir survey yapıldı. Bunu yayınlardan ben de biliyorum. Allegati'nin özellikle önemli bir bölge olduğu belirlenmiş ve orada çalışmaya başlamışlar. Since then we've had a base in Allegati and bases on the rest of the island, and now we continue to have a base on the west coast at, near Gözeliot in the village of Akdeniz. İlk şeyi istasyonları üstlerini Allegati'de kurmuşlar. Şimdi Güzelyurt Akdeniz bölgesine yakın bir yerde yine bir üstlenme daha yapıyorlar. Benim bildiğim kadarıyla zaten farklı lokasyonlarda da kontrol çalışmaları yapıyorlar.